Sen okurken evlenmek durumunda kaldın. Yani hamile olduğun için evlenmen gerekti. Biraz öyle oldu. Zor olmadı mı? Yani hem okul, evlilik, bir yandan bebek. Zorluklara hazırdım. Deli gibi sevdiğim ve beni sevdiğini düşündüğüm bir adam vardı. Bir bebeğimiz olacaktı. Yani dünyayı karşıma alırmışım gibi hissettim ki aldım da. Ama sonra anladım ki tek başıma mücadele ediyormuşum. Bu hikaye pek senin istediğin gibi gitmedi. Evet. Eski eşim için annemi karşıma aldım. Hamileyken aldatıldım. İkiz bebek bekliyorduk. Beni doğumda kaybettim. Başın sağ olsun. Sağ ol. Sonra da işte boşanma süreci, velayet davası falan derken onlarla uğraştım. Yani normalde velayet anneye verilmez mi? Öyle. Normalde anne de kalır tabii velayet de. Eski eşim beni deli gibi gösterip velayeti aldı. Sonra kızımı görmem için eve getirmeye zorladı. Sonra ortak velayet olsun diye tekrar evlenmeye çalıştım. Sonra da boşanmaya. Ya öyle bir süreç işte. Ya kusura bakma. Yani böyle olağanüstü bir şeyi normal bir şeymiş gibi anlatınca sen birden gülesim geldi. Ben de artık gülüyorum zaten. O yüzden alamıyorum yani. Hayat dar alandan bakınca bir trajedi, geniş açıdan bakınca komedidir diye boşuna dememişler demek. Kim demişse benim için söylemiş. Hepimiz için biraz söylemiş sanki. Sen nereye buradan, eve mi? Evet, kızımı özledim. Sen okuldayken annen mi bakıyorsun? Yok, annem de çalışıyor. Anneannem var, bir de Sevilay ablamız var. O konuda şanslıyım yani, hep birlikte bakıyoruz. Kızın da şanslıymış. Yani böyle kalabalık ailede büyüyen çocuklar hem çok özgüvenli hem de çok sosyal olurlar. Öyle, benimki de bayağı sosyal. İstersen bir gün tanıştırırım. Vallahi çok isterim. Bırakayım mı seni, araba var mı? Yok, arabam var. Annemin arabası var daha doğrusu. Tamam, peki. O zaman görüşürüz sayın diş hekimi. Görüşürüz sayın ilaç üreticisi.